Merhaba arkadaşlar, arabayı şimdi servise götürüyorum. Yağ değişimi ve bakım yapılması gerekiyor. Onun dışında bir de sağ ön lastikte bir basınç kaybı oluyor yaklaşık 2-3 ayda bir. Bu uyarıyı veriyor. Herhalde bir patlak var. Bakalım, bir gideceğim. Fiyatlar hakkında da size bilgi vereceğim. Volkswagen'in kendi yetkili servisine götürmedim ama neden götürmediğimi size birazdan anlatacağım. Şimdi servisin bulunduğu yere geldim. Şöyle göstereyim servisi. Vak Garaj, Muzenberg yazan yer. Şimdi Volkswagen yetkili servisinin fiyatlarına bir bakayım. 345 euro diyor, uzun ömürlü bakım hizmeti. Bunun içinde neler varmış? Volkswagen'in bakımı 2 yılda bir veya maksimum 30 bin kilometrede profesyonelce yapılır diyor. Uzun ömürlü motor yağını ve yağ filtresini değiştirin. Sıvılar kontrol edilir. Motor yönetim testi gerçekleştirilir. Şu anda çeviri yaptığım için cümleler tam olmayabilir. Frenleri ve fren sistemini kontrol edin. Işıkları kontrol edin. Motor yönetimi testi, frenlerin ve fren sisteminin kontrol edilmesi, ışıkların kontrol edilmesi, lastiklerin kontrol edilmesi, pilin test edilmesi, tahrik, akslar ve şanzımanın görsel kontrol demiş. Bunun için 345 euro demiş. Yağ değişimi de ayrıca sadece yağ değişimi seçerseniz bunun fiyatı da 200 euro. Klima temizliği için de 39 euro bir fiyat belirlemişler. Fakat bana gelen teklifte toplam fiyat 755 euroydu. Ben sadece yağ değişimini ve klima bakımını tercih etmiştim. Buna bir de bujilerin değiştirilmesini eklemişler. Kabin filtresini değiştirilmesi demişler. Uzun ömürlü bakım hizmeti, kapsamlı denetimler, fren hidroliğinin değiştirilmesi demişler. Bu bana çok fazla geldi. Bazı şeyler de gereksiz geldi. O yüzden bu servise götüreceğim şimdi. Volkswagen'in kendi servisinin de yorumlarına baktım ben. Saçma sapan şeyler yapmışlar. O yüzden bunlardan pek de bir farkı olduğunu sanmıyorum. Hollanda'da malum işçilik çok pahalı. Hani motor yağı yaklaşık 70 euro, 80 euro bir şeydir. Geri kalanı işçilik. Dolayısıyla yapacak bir şey yok. Yani götürmek zorundasınız. Şimdi bir lastik için de fiyat alacağım. Bakalım ne diyecekler. Ne kadara yaparlar. Şöyle ikinci el arabaların fiyatlarına da bakalım. Audi Q2 1.4 otomatik 2017 model sanırım. 24.450 euro diyor. Audi Q3 yine 83.000 kilometrede 24.450 euro. Peugeot 3008 1.6 turbo otomatik vites 26.450 euro. Kia Sportage 1.6 herhalde bu manuel benzinli 17.450 euro. Ferhat bu fiyat 500 satılmış. Volkswagen Polo 1.2 TSI Blue Motion Edition 2013 model 161.000 kilometrede ne diyor? 6.950 euro. Taksit yaptırabiliyorsunuz ama oturum kartınızın ve pasaportunuzun durumuna bağlı, bir de geçmişteki borçlarınızı durumuna bağlı. Opel Agila, bunu ilk defa duydum. 1.2 2007 model 100.000 kilometrede benzinli 2.250 euro. Ya burada 750 euroya bile araba alabiliyorsunuz ama hani bakım falan pahalı. İşçilik de pahalı olduğu için o sizin tercihinize kalmış oluyor. Bir arkadaşım bir araba almıştı 650-700 euroya. Sonra bir o kadar da otopark cezası yedi. Komik oldu. Onun dışında bir de bakımı falan var. Arıza yaptığında arabayı öyle bekletmişti. Yani yaptırsan bir der, yaptırmasan bir der. Belki arabayı aldığın fiyattan daha fazla para ödeyeceksin ki bakımına, tamirine. Renault Scenic ne diyor? Herhalde manuel bu. 2011 model 76.000 kilometrede 8.950 euro diyor. Jeep'e bakalım. Jeep Renegade model diyor. 82.000 kilometrede 2016 model benzinli 16.450 euro. İyiymiş fiyatlar sanki. Peugeot 2008 1.2 2015 model 63.000 kilometrede 11.450 euro diyor. Audi Q3 1.4 otomatik vites 20.000 kilometrede, fiyatı da 24.450 euro, 2016 model.
Az kullanmışlar bunu. Yine bu tarz arabalar var. Hollanda'da ikinci el araba fiyatlarını merak ediyorsanız lütfen videonun altına yorum yazın. Daha fazla, daha detaylı videolar çekerim sizin için. Şimdi bana kiralık bisiklet verdiler eve gidebilmem için. Onu bulmaya çalışacağım. Öğleden sonra hazır olacakmış araç. Beni arayacaklar. Sağ ön lastikten de bahsettim uyarı verdiğinden. Ona da bir bakacaklar. Ekstra bir maliyet vesaire çıkarsa da beni arayacaklar. Bisikleti buldum şimdi. 7 numarayı bana verdiler şu bisiklet. Gazel diyor. Eski bir şeye benziyor. Önemli değil, işimizi görsün yeter. Bisikletin koltuğu bayağı yüksek. Hollandalıların boyu çok uzun olduğu için onlara göre yapmışlar. Ayarlayamadım tabii. Bir de freni yok bu. Pedalı geri geri yaptığınızda fren yapıyor. Ne diyorlar ona Türkçe'de? Öyle frenlerden. Hiç de sevmem. Alışkın da değilim. Umarım sağ salim eve gidebileceğim. Şimdi yaklaşık bir saat önce beni servisten aradılar. Servisin bakım bitmek üzere ama tekerleği kontrol ettik. Değişmesi gerekiyor dediler. Onun dışında yapılması gereken bazı şeyler daha varmış. Değişmesi gereken şeyler vesaire. Toplamda 1250 euro bir fiyat söylediler. Bunlar tabii tavsiye niteliğinde. İstersem sonra da yaptırabilirim. Haftaya Türkiye tatilimiz olduğu için 2 aylık. Dönüşte yaptıracağım artık. Şimdilik sadece motor yağını değiştirdiler. Klimadaki kokuyu giderdiler. Bir de işte bakım yaptılar, kontrolleri yaptılar ve ona göre notlar çıkardılar. Bana verdikleri bisikletle yeri geldim. Buraya bıraktım. Şimdi içeri gireceğim. Bakalım neler yapılması gerekiyormuş. Toplam maliyeti ne kadar olacak? Son bir konuşma daha yapacağım. Ve de bakalım Audi A3 1.4 Ambition Pro Line S Xenon varmış. 2014 model, 173.000 km'de. Onun dışında benzinli. Fiyatı da 10.950 euro. Ford Ka 1.2 Style Start and Stop 45.000 km'de diyor. 6.450 euro. Renault Clio Estate 1.2 95.000 km'de 2015 model 10.450 euro. Şimdi arabayı teslim aldım. Yaklaşık 290 euro ödedim. Bakalım neler yapmışlar. Bana bir fatura verdiler. Yağ servisi diyor. Kullandıkları yağın markasını falan yazmışlar. NPM. Yağın ücreti 70 euroymuş. NPM yakıt sistemi temizleyici demiş. Klima temizliği yapıldı. Klima temizleyici kullanıldı falan filan demiş. Bunlar yapılmış. Onun dışında tavsiye niteliğinde fren hidroliği değişimi demiş. Bunun ücretine 65 euro yazmışlar. Klima servisi demişler. Klimanın tekrar doldurulması falan. 99 euro. Bujiler demiş. Bu da 176 euro yazmışlar. Bir de lastikler. İşçilik dahil, yani değiştirme işçiliği dahil. Her bir tanesi 150 euro. Yani işte 4 lastik 600 euro. Bujiler 770 euro. 870, 950 euroya yakın bir ekstra masraf söylemişler. Bunları tabii düşüneceğim. Bakalım Türkiye'den dönüşte belki de yaptıracağım. Size ikinci el fiyatlarını şöyle hızlı bir şekilde göstermeye çalıştım. Eğer merak ettiğiniz daha fazla model varsa, bu video hoşunuza gittiyse, ikinci el arabaların fiyatlarıyla ilgili daha fazla video istiyorsanız lütfen yorum kısmında belirtin. Ben de çekmeye çalışayım. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Özellikle Hollanda ile ilgili videolar bol bol çekiyorum ve çekmeye devam edeceğim. Desteğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.